Önce aynı kişiler dedik. Niye peki burada ne yapmak istiyorlar? Burada şunu yapmak istiyorlar. Bakın Türkiye'de balyoz darbe planıyla askeri müdahale modelini devreye sokmak istediler. Bu akamete uğradı. Demokrasi püskürttü bu şeyi, girişimi. Ardından Ergonokon örgütü meşru kanalları, sözde meşru kanalları kullanarak hükümeti devirmek istedi. Neydi? Belli başlı iki tane enstrüman kullandılar. Bir tanesi sokağı kullandılar. Hatırlayın, hepimizi aslında etkileyen milyon kişinin geldiği Cumhuriyet mitingleri yaptılar. Sonra bunun bir hükümet devirme projesi oldu, ortaya çıktı, değil mi? İkinci altına odun attıkları proje neydi? Bir CHP-MHP koalisyonu. Ve sanırım MHP yönetiminin de aklını çelen, bir bakıma onları feraset çizgisinden uyandıran bu iktidar hazırlığı, yani kurgulanan bu hazırlığa, bunun gerçekleşebileceğine inanmış olmaları. Geçiyorum şimdi tekrar kaset meselesine. Bakın, bu insanlar artık AK Parti hükümetinin meşru yollarla demokrasi üzerinden alaşağı edilmesini ne bir bakıma mecbur kaldılar. Bunun için CHP'nin güçlenmesi gerekiyordu. MHP'nin siyasetini değiştirmesi gerekiyordu. Kılıçdaroğlu operasyonuyla MHP bugün işte %30'ları zorlayan bir parti oldu. Yani bir bakıma azami gücüne ulaştı. Ama bu yetmiyor. Bunun ikinci bir ayağı MHP. MHP'nin de güçlenmesi gerekiyor. Nasıl ki Deniz Baykal, yani bu kaseti planlayanlar böyle düşünüyor. Yanlış anlaşılmasın. Nasıl ki Deniz Baykal CHP'nin önünü tıkıyor, CHP'yi kısır bırakıyorsa, bu insanlar düşünüyorlar ki Devlet Bahçeli de MHP'nin bir böyle bir CHP-MHP koalisyonu için ihtiyaç duyulan oy yüzdesinin, yani MHP'den beklenen oyun önünü kestiğini düşünüyorlar. Ve birinci hedefi Devlet Bahçeli'yi indirmek. Hem Devlet Bahçeli'yi indirip sokağı, MHP'nin sokağa inmesinin önünü açacaklar. Bakın unutmayın, sokağa Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir ülkesinde bir etnik gerilim varsa